Sevgili İzmirliler, çok değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler. İstanbul'dan güzel İzmir'i en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. İzmir'in tüm ilçelerine, İzmir'deki tüm kardeşlerime buradan selam ve sevgilerimi yolluyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, 11 yıl Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızı yapmış değerli kardeşim, yol arkadaşım Binali Bey'e bu anlamlı buluşmayı sağladığı için, hologram görüntü vasıtasıyla bizleri buluşturduğu için yürekten teşekkür ediyorum. İzmir'e yıllardır hasretini çektiği hizmetleri, eserleri, yatırımları genelde yapmıştık, yerelde de kazandırmak için ekip olarak tam bir sabırsızlık içindeyiz. 2011 genel seçimlerinde İzmir için 35 büyük proje açıklamıştık. Bu projeleri başlattık ve şu anda tüm bu projeler hızla ilerliyor. İzmir'in şehir içi ulaşımına, şehirler arası ulaşımına deniz, kara ve hızlı tren hatlarıyla köklü çözümler üretiyoruz. İzmir'in ticaret potansiyelini yükseltecek adımlar atıyoruz. Sevgili kardeşlerim, 30 Mart seçimleri tüm Türkiye için olduğu kadar İzmir için de büyük önem arz ediyor. AK Parti olarak 11 yılın en önemli seçimine hazırlanıyoruz. Demokrasiye, milli iradeye, ülkemizin tüm kazanımlarına yönelik ihanet şebekeleri tarafından düzenlenen saldırılar gölgesinde bir seçime giriyoruz. Teşkilatımızdan 30 Mart seçimlerine çok iyi hazırlanmalarını, bir anlarını bile boşa geçirmeden büyük bir gayret ile çalışmalarını özellikle rica ediyorum. İzmirlilere, İzmir için ve Türkiye için 11 yılda yaptıklarımızı anlatmanızı istiyorum. Türkiye ekonomisinin, dış politikamızın, demokratikleşme adımlarımızın, sosyal politikalarımızın Türkiye'yi nasıl dönüştürdüğünü, Türkiye'yi nasıl büyüttüğünü İzmir'deki her bir vatandaşımıza ulaştırmanızı sizlerden rica ediyorum. Büyük Türkiye'ye, yeni Türkiye'ye, Türkiye'nin kazanımlarına yönelik saldırıları anlatmanızı, bu saldırıları kimlerin ortaklık ettiğini, yurt dışından yapılan saldırılarda kimlerin maşa görevi gördüğünü İzmir'le paylaşmanızı arzuluyorum. Şunu burada bir kez daha vurgulamak isterim. Türkiye içeriden ve dışarıdan haince bir saldırıya maruz kaldı. Yolsuzluk ve rüşvet iftirasıyla başlatılan saldırı Türkiye'nin egemenliğini, ekonomisini, dış politikasını, kardeşlik sürecimizi hedef aldı. Bu saldırı sadece AK Parti'ye değil, sadece hükümetimize değil, tüm Türkiye'ye, Türkiye'nin hedeflerine, Türkiye'nin kazanımlarına kastetti. Bu haince saldırıya karşı dik durmak, sadece AK Partililerin değil, ülkesi ve milleti için kaygı duyan herkes için bir vazifedir. Evet, mücadelemiz aslında bir istiklal mücadelesidir. Her birinize şimdiden teşekkür ediyorum. Bugün açıklanacak İzmir ilçe adaylarımızın İzmir'imiz için hayırlı olmasını diliyorum. Çok gayret ettik. Çok çalıştık. Kılı kırk yardık. Ve adaylarımızı bu şekilde belirledik. Adayların, aday adaylarının, tüm teşkilatımızın birlik ve kardeşlik içinde çalışacaklarını biliyor, size inanıyor, size güveniyorum. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.